Herkese merhaba. Enerji Hukuk Araştırma Enstitüsü'nün bir başka video yayında daha beraberiz. Bugün yaz saatinde girmeye başladığımız COVID sonrası etkileri yavaş yavaş üzerimizden attığımız bir günde Türkiye'nin üretime geri döndüğünü, fabrikaların çalışmaya başladığı bir döneme giriyoruz. Ve önümüzdeki dönemde aslında en önemli konulardan bir tanesi Avrupa Birliği'nde de kabul edilmiş olan Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı. Karbon kökenli ekonomiden dünya çıkış yolları arıyor. Karbon emisyonlarını azaltmanın çeşitli yollarını arıyor. Çünkü COVID ve Marmara Denizi'ndeki süreç bir kere daha gösterdi ki çevre hassasiyetleri veya çevre felaketleri sandığımızdan çok daha hayatımızın içinde, ekonomik hayatın ve sosyal hayatın ve gitgide bize yaklaşan ciddi çevre tehditleri var. Bunları ortadan kaldırmak lazım. Bir taraftan akıllı pil teknolojisi çerçevesinde elektrikli araçlara geçişleri tartışıyoruz. Öbür taraftan karbon emisyonlarını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tabii artan sanayi ve evsel tüketim anlamında bir enerji ihtiyacımız var. Bunu da karşılamak zorundayız. Hayat standartlarımızdan da fedakarlık yapamayız. Yanımızda bugün bizimle beraber olan Ecem Süsoy var. Enstitümüzün yönetim kurulu üyesi. Bugün onunla konuşacağız. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ne getirir, ne götürür? Enerji sektörü için neler içeriyor? Ve tabii ki bu yeşil mutabakat çerçevesinde yapılacak çeşitli işbirlikleri ve bunun rekabet hukuku çerçevesinde bir problem yaratıp yaratmayacağı. Zira biliyorsunuz ki rekabet kurumu son dönemlerin önemli yıldızlarından bir tanesi. Oldukça aktif kararlarıyla ses getiriyor ve hemen hemen girmediği hiçbir endüstri yok. Hoş geldiniz Ecem Hanım. Merhaba Mert Bey, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bu Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın özellikle de rekabet hukukuna etkilerini sizinle değerlendirmek benim için keyif oldu. Bizim için de çok büyük keyif. Bugün sizin bilgilerinizden faydalanacağız. Önce ben şöyle bir soruyla giriş yapmak istiyorum. Aslında çok tartışıldı, birçok sektör bunu konuşuyor. Çünkü Türkiye için önemli bir değişiklik doğuracak Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı. Bu tam olarak ne getirir? Ne götürür, ne tarz riskler veya fırsatlar bize getiriyor? Enerji sektörü özelinde de etkileri sizce nasıl olacak? Tabii aslında konu oldukça kapsamlı ama yeşil mutabakattan çok kısaca bahsetmek gerekirse zaten 90'lı yıllardan beri esasında bu iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı gibi konular gündemimizde. Özellikle de bu son dönemlerde yani artık karbon emisyonları nedeniyle dünyamızı maalesef kirlettiğimiz ve biraz daha artık sıkıntılı günlerin baş gösterdiği bu dönemlerde Paris İklim Sözleşmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi fosil bazlı kaynaklardan artık uzaklaşılması ve karbon nötr olunmasını hedefleyen bazı gündemlerimiz oldu. Ve uyum sağlamamız gereken bazı protokoller gündeme geldi ivedi bir şekilde. Bu konuda esasında Avrupa Birliği'nin gösterdiği hassasiyet çok daha fazla ve bildiğiniz üzere zaten Kasım 2019'da da bir Avrupa Yeşil Mutabakatı, European Green Deal adıyla çevresel sürdürülebilirliğe de ayrılacak adımların ve bunun elbette oluşturacağı bir yeni ekonomik büyüme stratejileriyle ilgili bir paket sunuldu. Çok genel itibariyle ne içeriyor dersek AB Yeşil Mutabakatı, öncelikli hedefi 2050'ye kadar net sera gazı emisyonlarının azaltılması hatta sıfırlanması. Ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi, emisyonları bir yandan azaltırken diğer yandan da iş imkanlarının yaratılması, yaşam kalitesinin artırılması gibi başlıca hedefleri var. Ve bu anlamda AB mutabakat hedeflerini gerçekleştirmesi için de bazı plan ve projelerde kurguluyor. Buna ilişkin yasa çalışmaları da var. Gerekli mekanizmalar öngörüyor. Örneğin bir adil dönüşüm mekanizması öngörüyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı yatırım planı öngörüyor. Avrupa İklim Yasası gibi bir takım yasa düzenlemeleri hazırlığı yapıyor. Ama belki şu hata olur. Yani bu mutabakatı sadece Avrupa Birliği ile sınırlı tutmak eksik olur, yanlış olur. Çünkü esasında AB ile ekonomik, siyasi ve coğrafi bağlantıları olan esasında tüm devletlerin, özel sektör oyuncularının, kuruluşlarının bu eylem kapsamı içinde olduğunu bir hatırlatmak gerekiyor elbette. Çünkü örneğin karbon kaçağının önlenmesi için
sınırda karbon düzenlemesi çalışmaları var ve bu neredeyse pek çok ülkeyi, AB ile iş yapan tüm oyuncuları ilgilendirecek bir bizi konu de olarak. Etkiliyor tabii bizi ki. Bizi de ilgilendirecek kesinlikle. Zaten bence iklim değişikliğiyle mücadeleyi de yalnızca AB'nin inisiyatifiyle dikkate almamak gerekir. Yani bu küresel anlamda bir sorumluluk ve herkes bunun altına elini koymalı, bu taşın altına girmeli. O nedenle eğer hani dünyamızı daha sürdürülebilir bir hale getirmek istiyorsak bu anlamda tabii ki bütün sorumluluğu AB'ye yüklemek oldukça yanlış ve eksik olur. Yani çok kısaca belirtmek gerekirse AB Yeşil Mutabakatı hem çevresel sürdürülebilirlik endişelerine yanıt bulması hem de ekonomik etkileri açısından oldukça önem arz eden bir konu. Aslında Ecem Hanım'ın baktığı perspektifi ben biraz şöyle açmak isterim. Avrupa Birliği Türkiye'nin en önemli ticari partneri. Hem politik olarak hem de ticari olarak Avrupa Birliği'ndeki önemli değişiklikler ki bu çok önemli bir dönüşüm programı, başarılı olur ya da olmaz. Büyük etkilerini ekonomik anlamda da politik anlamda da Türkiye üzerinde de hissettirecek sadece Türkiye değil Avrupa Birliği de yoğun ticaret yapan bizim de yakın coğrafyamız olan ülkelerle. Ancak belki şunu söylemek lazım. İklim değişikliğiyle mücadele programı, Ecem Hanım da biraz evvel bahsetti. Belirli bir kuruluşa, ülkeler üstü komisyona, Avrupa Birliği komisyonu gibi ya da bir ülkeye atfedilemeyecek kadar büyük bir proje. Ve bu anlamda dönüşüm aslında hepimizi etkilemek zorunda kalıyor. Örneğin bugün üye ülkeler arasındaki ticarette üretilebilen, satılabilen ürünler Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'ndan sonra karbon vergisi riskiyle karşılaşabilir ki Türkiye gibi ülkeler için bazı ürünlerde bu satış yapılamaması anlamına gelebilecek kadar yüksek karbon fiyatlarına çıkabilir. Yani bize hiçbir şey olmaz, biz bundan etkilenmeyi söyleme şu anlamda yanlış. Bugün ürün sattığınız insanlara yeni ürün satabileceksiniz ama o vergiden sonra sizden almak isterler mi? Ürünlerinizin bedeli iki katına çıktığı zaman çimento için, demir çelik endüstrisi için mesela bunları konuşabiliriz. Yoğun enerji bağımlısı. Bu çok tartışmalı. Bir başka açıda yine Ecem Hanım da onu söyledi. Bu konudaki faaliyetler devam ettikçe bugün karbon emisyonu konusunda kullanılan sertifika fiyatları, karbon fiyatı diye söylenen karbon fiyatlarının hızlı artışını görmekteyiz. Hem petrol fiyatlarında benzer bir şekilde karbon fiyatlarında hızlı bir artışımız var. Bu da bu konudaki yapılacak olan adımlarda bir an önce hız kazanmayı aslında gerektiriyor. Çünkü yarın çok geç olacak son dakikada belki siz ürünlerinizi satabilmek için gerekli sertifikayı bulamayacaksınız ya da çok pahalı olarak bulacaksınız. O gözüküyor diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Zaten bu konuda artık hani planlama yapmanın da ötesine geçip bir an önce aksiyona geçilmesi gerektiği konuşuluyor. Hemen hemen her türlü çevrede. Yani plan yapmak için artık çok geç kaldı. Çok geç. Çok bir an önce aksiyona geçmeliyiz. Ya bir planımız olmalı ya da mevcut planımızı bir an önce yapıp aynı anda aksiyona geçmek lazım. Yani planlama aşamasını geçtik diyorsunuz. Peki bir başka perspektiften yaklaşalım. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat'ta sizce neyi amaçlıyor? Yani burada yapılmak istenen şey karbon emisyonunu azaltmak. Bu birinci aşama tabii ki doğru. Çevresel etkileri, iklim mücadele, iklim değişikliği mücadelesini desteklemek için ama bunun başkaca bir takım etkileri olacak mı? Sanayi politikası doğuracak mı? Yepyeni bir ekonomi politikası doğuracak mı? Yepyeni bir rekabet ya da enerji hukuku politikası doğuracak mı? Enerji regülasyonları bunu sizce takip eder mi? Yani bunu sağlamak için tek bir düzenleme yeterli midir? Yoksa başkaca desteklenmesi gereken alanlar, düzenlemeler, işlemler yapılmalı mı? Evet, esasında bu çok boyutlu bir konu ve bu konuda da Avrupa Birliği'nin çok kapsamlı çalışmaları var. Çünkü ciddi boyutta regülasyon gerektiren vergilendirme politikalarını, rekabet hukuku politikalarını tekrar ele aldıran baştan sona acaba mevcut politikalarımız yeterli midir? Çevresel sürdürülebilirlik konularında neler yapılmalı, neler eksik, neleri revize etmeliyiz gibi bir takım çalışmalar var. İklim değişikliğiyle mücadelede ve çevrenin korunması bakımından elbette en etkili yöntemler arasında elbette başta açık ve şeffaf şekilde düzenleyici regülasyonlar yapmak saklı. Buna uygun elbette vergilendirme politikaları da uygulamak gerekli diye düşünüyorum. Ama hani bugünkü sohbetimizin de rekabet hukuku boyutuna geleceksek eğer rekabet hukuku politikaları biraz daha tamamlayıcı rolde
biraz daha arka planda gelecek ama muhakkak rekabet politikalarının da bu mutabakattan etkilenmesi söz konusu olacak. Nitekim zaten komisyon da buna ilişkin kapsamlı çalışmalar yapıyor. Yani bilindiği üzere... Ben hemen bir araya gireyim. Yani bunu belki biraz netleştirmek lazım. Biliyorsunuz rekabet kurumu çok aktif. Şimdi burada yapılacak bir yol haritasında tabii ki bütün sektörün bir araya gelmesi söz konusu olacak. Rakipler böyle bir araya geldiği zaman rekabet kurumunda alarm zilinin çalmaya başladığını, bunlar ne konuşuyor acaba diye sorular sorduğunu biliyoruz. Bu konuda bir yol haritasından daha çok acaba kurumla iletişim kurmak gerekir. Belki rekabet kurumunun yeşil mutabakat çerçevesinde değerlendirme kriterlerini, bir olaya, bir konuya yaklaşım kriterlerini açıklaması mı gerekir, değiştirmesi mi gerekir? Sizce nasıl bir yol haritası izlemek lazım? Konuşmak mı gerekir rekabet kurumuyla mesela? Evet, aslında akla pek çok yöntem geliyor ama dilerseniz konuyu tam göbeğinden bağlayan, yani komisyonun çalışmalarına biraz yer verip dilerseniz biz Türkiye'de ve kendi düzenleyici kurumlarımızda rekabet kurumu başta olmak üzere buna ilişkin nasıl aksiyonlar alabilir onları değerlendirelim. Çünkü bence bize de yol gösterici olan komisyonun bir çalışması var. Şunu söyleyebiliriz aslında DG Competition olarak bilinen Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü olarak tercüme edebiliriz. Yeşil mutabakat destekleyen bir rekabet politikası başlıklı bir çok geniş kapsamlı istişare başlattı. Ve burada da AB rekabet kurallarıyla AB sürdürülebilirlik politikalarının birlikte en iyi şekilde nasıl çalışacağına ilişkin kamuoyundan, paydaşlardan fikirler topladı. Bu fikirleri de aslında üç ana başlık halinde sorguladı. Yani AB'deki devlet yardımları, antitrust eylemler, yani rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, hakim durumun kötüye kullanılması halleri ve bununla beraber yoğunlaşmaların kontrolü temel alınarak bu üç başlık altında bazı incelemelerde bulundu. Daha doğrusu paydaşlardan gelen fikirler doğrultusunda bir rapor hazırlanması bekleniyor. Belki bu rapor sonucunda da tabii ki elbette bu raporu beklemeye gerek yok ama rekabet otoritemiz aksiyon alabilir diye düşünüyorum. Dilerseniz bu çalışmanın daha detaylarına girelim. Yani biz Türkiye açısından nasıl bir örnekleme de yapabiliriz, o konuya da girebiliriz. Yani Türkiye'de özellikle risk altında bulunan çimento ve demir çelik sektöründeki bir oyuncu olsanız, bir şirket yetkilisi olsanız bunu nasıl okurdunuz? Kendiniz için nasıl çıkarımlar yapardınız? Şöyle açıkçası, burada sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek için rakipler arasındaki işbirlikleri esas mevzu gibi görünüyor. Yani bütün tartışmanın sanki biraz daha bu noktada toparlandığını ben okuyorum. Çevresel faydalar nedeniyle bir araya gelen rakiplerin mevcut kurallar doğrultusunda acaba rekabet denetimine takılmaları muhtemel olacak mı? Yani bu tırnak içinde yeşil işbirliği anlaşmaları olarak nitelendirdiğimiz anlaşmalar da acaba hala rekabet denetimlerine tabi midir değil midir konuları gündemde. Burada örneğin Avrupa Komisyonu'nun yatay işbirliğine ilişkin düzenlemelerine dair bir takım araştırmalar ve değerlendirmeler söz konusu. Belki yeşil işbirliği anlaşmaları özelinde bazı revizyonlarda bulunabilir önerileri var AB düzenlemelerinde. Çünkü sürdürülebilirlik amacını taşıyan pek çok yeni iş modeliyle farklı işbirliği senaryoları ile karşılaşacağız. Yani bu çok açıkça daha önceden çok karşımıza çıkmayan işbirliği yöntemleriyle önümüzdeki dönemlerde sıklıkla karşılaşacağız gibi görünüyor. Ben bu çalışma kapsamında mesela birkaç örnek dikkatimi çekmişti. Onları size aktarmak isterim. Örneğin bir grup perakendecinin birlikte üretim standartlarını karşılayan üreticilerden alım yapmayı kararlaştırmaları bir alım karteli olarak değerlendirilir mi gibi sorular söz konusu. Veya ekipman kiralama veya ham madde tedarikinde işbirlikleri söz konusu olacak. Bu yine rekabetçi endişelere sebep olacak işbirlikleri olarak yorumlanabilir mi? Yani mesela karbon nötr çelik satın almak için yapılan satın alma ittifakları rekabet denetimine takılacak mı? Veya rakipler arasında önemli işlerin know-how paylaşımları söz konusu olabilir. Hani bunlar nasıl ele alınacak? Arge çalışmaları yapılacak ve bunlar bildiğiniz üzere oldukça masraflı çalışmalar. Hani bunların maliyetlerinin paylaşılması gündeme gelebilir. Peki
bunlara ilişkin çözüm ne olmalı diye eğer soracak olursak esasında belki bu sorulara cevap olması için teşebbüsler arasındaki sürdürülebilirlik anlaşmalarına ilişkin bir takım kılavuzlar, açıklayıcı rehberler yayınlanabilir. Tabii ki yalnızca yatay anlaşmalar açısından değil, dikey anlaşmalar açısından da bu tarz işbirlikleri söz konusu olabilir. Buna da açıklık getirilebilir. Sizin de bildiğiniz üzere bunu pandemi döneminde çok yaşadık. Hatta Nisan 2020 gibiydi yanlış anımsamıyorsam. İlaç endüstrisindeki işbirliklerine ilişkin destek mektupları yayınladı örneğin komisyon. Ve bu işbirliklerini rekabet kurallarından muaf tuttu. Belki bu çevresel sürdürülebilirlik anlamındaki işbirliklerine de buna benzer destekleyici mektuplar veya bazı muafiyetler getirilmesi söz konusu olabilir. Rekabeti sınırlayıcı anlaşmaların yanı sıra bile aslında hakim durumun kötüye kullanılması mevzusu da söz konusu olabilir. Çünkü yeşil dönüşüm hedefinde hakim durumun kötüye kullanılması halini oluşturacak bir takım örnekler de söz konusu olabilir. Mesela hakim durumdaki bir şirketin sürdürülebilirlik konusunda yeterli adımı atmayan teşebbüslere mal vermeyi reddetmesi gündeme gelebilir. Yani bu esasında çevresel sürdürülebilirlik anlamında yeşil mutabakata uyumlu bir davranış olsa da esasında rekabet hukuku anlamında bir ihlal. Yani bu ikisi aslında belki bir seçim yapmak gerekecek. Bu konuda yanlış anlamıyorsam Hollanda ve rekabet otoritelerinin, Hollanda ve Yunanistan rekabet otoritelerinin bazı rehberleri yayınlandı. Onlar örnek olarak dikkate alınabilir. Bir de şunu da belirtmek isterim ki sürdürülebilirlik konusunda içtihat da pek zengin değil. Yani yanlış anlamıyorsam komisyonun birkaç kararı var. Hollanda Rekabet Otoritesi'nin bu Chickens of Tomorrow adlı meşhur bir kararı var ama onun ötesinde içtihat da çok zengin değil. O nedenle şu an içinde bulunduğumuz dönem biraz daha bize yol gösterici olacak. İçtihatlar ortaya çıkacak. Komisyonun yeni düzenlemeleri veya mevcut düzenlemelerine ilişkin yorumları biraz daha durumu netleştirecek gibi duruyor. Peki, o zaman son olarak şu anda birçok şeyin değiştiğini gördük. Avrupa Birliği'nde sadece işte ilaç değil, örnek veriyorum, işte şarap endüstrisinde bile rekabet kurallarını biraz esnettik. Çünkü pandemide ürettiğinizi satabilmek ciddi bir masraf ve koordinasyon gerektirdi. Pandemi sonrası ise bu Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı da Türkiye gibi ülkeler açısından bir işbirliği şartı getiriyor. Siz de örneklerini verdiniz. Enerji sektörü üzerinde ama biz zaten yurt dışında bu birlikte alım, ortak alım kararlarının yapıldığı anlaşmalar görüyoruz. Almanya ve Fransa'da çok yaygın olarak yapıyor. İşte alıcılar bir araya gelip birlikte alım yapma kararını alıyorlar. Pazarlık gücü elde ediyorlar. Ya da ortak üretim şartları söz konusu. Kuzey Denizi'nde büyük yatırımlar yapıyorsunuz. Offshore rüzgar santralleri için ortak üretim santralleri kuruluyor. Türkiye'deki durum ise bu zamana kadar enerji sektörü dahil olmak üzere bir araya gelen teşebbüs sayısında ciddi bir azlık vardı. Yani bu konuda çok fazla örnek yoktu. Bu tür değişimler Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde bir araya gelen şirketler ya da teşebbüsler iki dönemlerde rekabet kurumunun kapısını çalacak ve aşındıracak gibi gözüküyor. Kendilerini anlatacaklar, ne yapmak istediklerini anlatacaklar, yepyeni bir model çıkacak. Bu konuda acaba Yeşil Mutabakat çerçevesindeki bütün bu düzenlemeleri, bütün bu çabaları bir kamusal koordinasyonla yürütmek gerekebilir. Türkiye'nin dönüşüm projesi olarak ve burada işte rekabet kurumu, EPDK, sanayi politikaları birlikte mi yürütülmelidir? Ya da Avrupa Birliği'nde yapıldığı gibi rekabet otoritelerinin duyguları şeklinde mi gidebiliriz? Çünkü siz de hatırlarsınız pandemi döneminde Avrupa Birliği şirketleri önüne gelip konuşmaya davet ederken, gelin konuşalım diye davet mektupları bu anlamda yayınlarken, Türk Rekabet Otoritesi aslında bizim düzenlememiz çok açık. Böyle bir yolumuz, muafiyet sistemimiz var. Her şeyi yasaklamıyoruz. Gerekli olduğu zaman yapabiliyoruz demişti. Aslında yine bir alıntılama yapmak gerekirse çok ünlü bir film vardır. Banker Bilo diye. Şener Şen oynadığı film. Orada sık kullanılan bir mottodur bu. Yaptım ama niye yaptım bir sor der. Rekabet kurumu önümüzdeki dönemde işbirliklerini acaba böyle mi dinlemek istiyor? Niye yapıyorsunuz? Bir anlatın diye dinlemek istiyor sizce. Bunun bir faydası olur mu bize? Bunu sormak isterim. Evet. Aslında yani bu sorunun cevabı var mı? Bende herhalde yok ama bir takım öneriler getirebiliriz. Çünkü bunu düzenleyici otoriteler belirleyecek. Fakat bana kalırsa
yani Avrupa'da ve dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle karbon tüketen endüstriyel sektörlerin bir dönüşüm geçirmesi gerekecek. Yani başta enerji sektörü, demir, çelik, kimyasallar, tekstil, gübre gibi sektörleri sayabiliriz ve daha başka bir dolu sektör var bu konuda. O nedenle çok kapsayıcı bir çalışma gerektirir muhtemelen. Sizin de aslında başta söylediğiniz gibi Rekabet Kurumu bu anlamda dönüşümleri, değişen dinamikleri çok sıkı takip ediyor. Ciddi anlamda sektörel incelemelerde de bulunuyor. Ve belki de bu konuda bu piyasalardaki dönüşümü çok yakından takip eden bir otorite sıfatıyla kapsamlı bir sektör incelemesi yürütülebilir. Yani Avrupa Komisyonu da yaptığı şekilde kurumda paydaşlardan görüş alabilir. Bu dönüşümde rekabet hukuku açısından nasıl adımlar atılmalı, ona ilişkin fikir teatilerinde bulunabilir. Çünkü dediğiniz gibi iş yapış şekilleri değişecek ve bu bir şekilde hem regülatif anlamda hem de rekabet hukuku uygulaması anlamda bazı sonuçlar doğuracak. Ve bu dönüşümü gerçekleştirirken de teşebbüslerin rekabetçi endişelerinin belki ortadan da kaldırılması veya bunun kurum eliyle biraz daha rahatlatılması, gevşetilmesi gerekecek. Yani teşebbüsler adım atarken esasında önlerini görebilmek isteyeceklerdir bu anlamda. Bu nedenle Rekabet Kurumu'nun hani dinamik ve aktif bir düzenleyici otorite olması sebebiyle belki çeşitli çalıştaylarla, kılavuzlarla bu konuya açıklık getiren, yani hem madde 4 hem madde 6 hem de madde 7 üzerinde Rekabet Kanunu'nun ilgili maddeleri üzerinde çalışmalar yapılabilir ve belki sektörel grup muafiyetleri getirilebilir. Yani motorlu taşıtlar tebliğinde olduğu gibi, ARGE anlaşmalarında gördüğümüz gibi bu konudaki işbirliklerine yönelik de bazı düzenlemeler getirilebilir. Bir de bence buradaki yaklaşımın ne olacağı önemli. Yani çevresel sürdürülebilirlik konusunda rekabet kurallarının bir engel yaratmak yerine çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için kurumun nasıl bir tutumu benimseyeceğinin netleştirilmesi gerekecektir. Yani çevresel sürdürülebilirlik menfaatlerinin ağır geldiği bir noktada rekabetçi endişeler olsa dahi belki çevresel sürdürülebilirlik yolundan yürünmesi, rekabetçi endişeleri belki biraz daha göz ardı etmek veya biraz daha rahatlatıcı noktalar yaratmak, imkanlar yaratmak teşebbüslere gerekebilir diye düşünüyorum. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Aslında rekabet kurumunun önüne gittiği zaman teşebbüsler, şirketler birçok savunma ve argüman öne sürüyorlardı. Şimdi çok yükselen bir trend, bir kavram var. Çevresel sürdürülebilirlik, yani çevre argümanı. Tabii ki tüketici menfaati var burada, kamu menfaati var. Sürdürülebilirliğin sanayi ve ülkedeki insanların sağlığı üzerinden ciddi etkileri, pozitif etkileri söz konusu oluyor. Bunda rekabet kurumunun dikkate alacağını anlıyorum. Söylediklerinizden yine anladığım bir şey, gidin kendinizi rekabet kurumuna anlatın, anlayacaktır. Sonradan herhangi bir şekilde şüphe doğurmamak için ne yapmak istediğini en azından baştan birlikte iş yapmaya, iş birliğine gitmeye başladığımız zaman kurum anlatmanın faydası olacağını anlıyorum. Bu Avrupa Birliği örneklerinde olduğu gibi. Çok teşekkür ederiz Sayın Süsoy. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyiniz. Buyurun. Yani açıkçası bu konu bence oldukça önemli ve çokça dile getirildiği üzere bu artık böyle bir hani ütopya, bir hani çevrecilikten çıkıp gerçekten gündemimizin bir parçası olmalı. Yani burada rekabet hukuku açısından bakarsak o ilgili pazar tanımındaki bu konunun sadece değdiği müşteriler, nihai tüketicilerden çıkıp esasında daha geniş anlamda topluma fayda sağlayan bir sürdürülebilirlik verimliliğinin belki biraz daha öncelenmesi, bunun dikkate alınması gerekebilir. Böyle bir politika benimsenebilir ki daha yaşanabilir bir dünyada yaşayalım. Sürdürülebilirlik politikalarını biraz daha ciddiye almamız gereken bir noktaya geldik çünkü. Bu anlamda düzenleyici otoritelere çok ciddi iş yükü düşüyor ama ben kapsayıcı çalışmalar, çalıştaylar ve
açık, net, şeffaf rehberler, kılavuzlarla bütün endüstriyi kucaklayan, herkesin nasıl adım atacağını, neye yönelik çalışmalar yapacağını, hangi davranışı gerçekleştirirse ihlal olup olmayacağını bilebildiği bir dünyada daha rahat edeceğini ve daha emin ve doğru adımlar atacağını düşünüyorum. Dilerim Çok bu şekilde olur. teşekkürler. Yani aslında doğru bir şey söylüyorsunuz. Artık bir ütopyadan değil, 200 milyar dolarlık ihracat hedefine giden bir ülkenin satışlarını yaptığı en büyük bölgenin, ülkeler topluluğunun ciddi radikal bir değişiminden bahsediyoruz. Konu paraya dokundu, akçılı işlere dokundu. Artık bir ütopik bir söylem olmak yerine hayatta kalmanın bir yolu olmaya başladı. Yani bu konuda bir değerlendirme yapmak lazım. Çok teşekkür ederiz Sayın Soy. Ben çok teşekkür ederim. Katkılarınız için. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü bir sonraki videosunda tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler.